Kulena. Cüce Kulena. Ah, ne oldu ya Ayol? Tam uykumun en güzel yerinde. Kulena kalk lütfen. Ay, uykumu iyi alamazsam sonra cildim çok solgun görünüyor. Ama bu çok önemli Yüce Kulena. Tamam. Ne oldu söyleyin bakalım. Bunu gelip kendi gözlerinizle görmelisiniz Kulena. Gerçekten çok acayip şeyler oldu. Umarım öyledir. Yoksa beni uykumdan uyandırdığınız için elimden çekeceğiniz var. Bak ona göre. Bunu gördüğünüzde bize hak vereceksiniz. Çok ama çok ilginç bir şey. Hı-hı. Ay söyleseniz daha yok. Yoksa uzaylılar mı geldi? Ha? Hazırım işte. Görelim bakalım neymiş bu kadar önemli olan şey. Ha? Aa, çekinin bakayım, ben de göreyim. Aa, bu da nereden çıktı? Gerçek bir çiçek değil mi bu? Evet, Yüce Kulena. Çok doğal. Nereden çıktı bu? İlk ben gördüm bunu. Burada böylece duruyordu. Ama nasıl buraya gelmiş? Merhaba Kulena. Senin için dünyadan getirdiğim çiçeği beğendin mi? Çok güzel. Bu da kim ya? Yeni galiba. Pek havalı bir şey yani. Numan Bilmenli'nin kızı bu ya. Babası çok ama çok zenginmiş. Amerika'dan yeni gelmişler kızım. Sen nereden biliyorsun? Annemler konuşurken duydum. Burada bizim okulda okuyacakmış. Siz gidebilirsiniz. Ama babanı sınıfa kadar götür dedi. Size gidebilirsiniz dedim. Peki küçük hanım. Vay be. Sert yapıyoruz ha. Nereye koysam acaba? Yok olmaz. Acaba burası mı daha güzel olur? Ah, bir bu eksikti. Aman çene bas, kıskanma bakayım. Evet, burası çok güzel oldu. Biraz da su verelim. Ocağında bir çiçek. Tamam doğrusu. Su içen bir çiçek. Peki Kulena, yemek yiyordu mu? Evet. Biraz sonra seni vereceğim yemek diye. Anneciğim. Aman zevzek sen de. Üzerime garip bir ağırlık çöktü çene bas. Uykumu anlamadım herhalde. Uyuyayım bari. Bana da o ağırlıktan çöktü. Ne demişler? Körle yapan şaşık kalkar. Anneciğim! Salakşı! Önüne baksana. Şu kör! Sen misin? Benim tabii. Kör müsün? Değilim. Ama senin bu halin ne böyle? Bu bir maske salak. Hijyen olmaya dikkat ediyorum. Dünyadan buraya mikrop falan getirmemek için yani. Ne kadar düşüncelisin Şoker. Ne sandın? Ha? Bu oyuncaklar ya. Ülkesini benim kadar düşünen biri var mı acaba? Salak. Bunlara ne olmuş böyle? Dün gece... Uykularını alamadılar herhalde. Herhalde. Burada kalıp seninle çene çalmayı isterdim ama kütüphanede bazı işlerim var. Görüşürüz Korfo. Şu oyuncaklara bak. Burada garip bir şeyler oluyor. Çok garip. Bu oyuncaklar neden uyuyorlar böyle? Uyansanıza. Hadi. Emre, hadi bahçeye çıkalım mı? Sen çık, ben geliyorum. Çocuklar, size yeni sınıf arkadaşınız Sibel'i tanıştırayım. Arkadaşınız artık sizinle beraber bu sınıfta okuyacak. Hadi bakalım Sibel. Şimdi boş sıralardan birine yerleş. Yarın sınıf öğretmeni sana en iyi yeri belirleyecektir. Figen çık şuradan. Buraya oturabilirsin. Hayır.
Ben burada oturacağım. Gel gel buraya otur. Hayır. Ne yapıyorsun ya? Çekilin. Yarın okuldan sonra bize gelsene. Scrabble falan oynarız. Ne dersin? Bilmem. Bakarız. Aa, hiç böyle bir şey görmedim. Amerika'da biz ders notlarımızı bu küçük bilgisayara kaydediyorduk. Aa, defter kullanmıyor muydunuz yani? Bakmak ister misin? İzin verir misin? Tabii. Ne muhteşem be. Oyunda var mı bunda? 10-15 tane falan. Aa. Asıl bilgisayar oyunlarım evdeki bilgisayarımda. Hem de yüzlerce. Yüzlerce mi? En son çıkanlar bile var. Yani henüz Türkiye'de satışa çıkmayanlar demek istiyorum. Bize gelirsen gösteririm. Gerçekten mi? Aman. Ne sıkıcı bir okul burası. Hep böyle midir? Genellikle. Çok güzelmiş ya. Çok güzel bir okul. Çok beğendim hocam. Hadi. Sohbetimizi odamda devam edelim. Hem de birer çay içeriz ha? Ne demek hocam? Memnuniyetle. Buyurun. Babacık. Kızım. Kızım. Nasıl geçiyor bakalım ilk günün? Amerika'daki okuluma hiç benzemiyor. Çok sıkıcı. Alışsan iyi edersin kızım. Bundan sonra burada yaşayacağımıza göre. Ama babacık, bu okulda olimpik yüzme havuzu bile yok. Arkadaş edindikçe burayı daha çok seveceksin Sibel'ciğim. Özge kızım. Gel buraya yavrucuğum. Sibel'i okulumuzu gezdirir misin kızım? Peki öğretmenim. Hadi bakayım. Ne oldu ya? Hamza yok bir şey. Mini kurbağa yap. Mini kurbağa mı? Burası çok sıkıcı. Zamanla alışırsın. Ben yanınıza gelebilir miyim? Ne o? Kankan başka bir arkadaş mı buldu? Özge'nin arkadaşlığına başından güvenmemen gerekirdi kızım. Sibel'den başkasını gözü görmüyor. İçine de sıcak. Baksanıza. Yani. Bize bakıp bakıp ne konuşuyorlar? Aman sorma. Emre ve Yağmur benim başımın belası. Senin şeyler ne olacak? Bizim arkadaşlığımızı kıskanmış olacaklar. Öyle mi? Kesinlikle. Biz bir plan yapalım. Tamam. Anlatamam. İyi ama neden? Neden olacak? Yakında annem babalarıyla evlenecek de o yüzden. Hay Allah. Kaç saat geçti Kulina'dan hiçbir haber yok. Kulina! Kulina neden cevap vermiyorsun bana? Boşuna bağırıp dur. Seni duyamaz. Çünkü çok yorgun. Yorgun mu? Neden? Çok yakında her şeyi anlayacaksın. Özellikle de bu ev elinizden gittiği zaman. Yine neler çeviriyorsun sen? Sabret bana. Ben şimdi sana gösteririm cadıyı. Seni şeytan seni. Aman aman çok korktum. Ama ne demişler makbuçum? Şiddet kötü bir şeydir. Sersem. Ay nereye gitti bu? Aa. Neyse boş ver makbuç. Gel sen otur ben sana bir kahve yapayım. Hadi canım gel. Bak şu dense hala gitmemiş. Hemen buradan defol Şoker. Yoksa başına geleceklerden sorumlu değilim. Ama ben senin başına geleceklerden sorumluyum güzelim. Hiç de fena bir eve benzemiyor burası. Yukarıda kaç oda var? Sana ne? Hakan nasıl olsa satmak zorunda kalacak. O zaman bu evi kendime almayı düşünüyorum. Ne saçmalıyorsun sen? Yakında anlayacaksın. Çok yakında. Şimdi eve mi göz koydu yoksa? Bilmiyorum. Ondan her şey beklenir. İçimde bir huzursuzluk var Makbuş. Bu mendebur Hakan'ın başına bir çorap örmesin. Çorap mı? Çorap ayağa giyilmez mi? Aman lafın gelişi o be kızım. Yani ona bir oyun oynamaya kalkmasın. En iyisi ben bir şirkete gidip neler oluyor bir bakayım Makbuş.
Burada durup böyle bekleyemem. Kulina da ortalarda görünmediğine göre kesin bir şey var. Ay. Gitti. Çabuk dönse bari. Hadi Emre, gidelim artık. İstersen okul çıkışı bize gidebiliriz. Bilgisayar oyunlarının dışında harika bir home theater sistemim var. Öyle mi? Babam tanımadığımız kişilere gitmemize izin vermiyor. Sana sormadık ufaklık. Ben Emre'ye teklif ettim. Küçük. Ne diyorsun? Sonra şoförüm seni evine bırakır. Ben bilmem ki. Al babanı ara da sor istersen. Oo, vay be. Bu da ne? Sol model bir şey bu. Okula cep telefonu getirmek yasak. Aman be, hapishane mi burası, okul mu? Neyse Emre, çıkışta görüşürüz. Gitmeyeceksin değil mi? Ne istiyormuş o gıcık kız? Hiç, dersle ilgili bir şey sordu da. Onu hiç sevmedim. Kendini beğenmiş bu kalanlık biri. Yani, uf ya. Ha, sen şu oyuncak mahallesindeki bebe ruhisi değil mi? He? Aa, tanıdım. Ha? Olsun işte. Hani kulleleri getirmişti ya, orada görmüştüm ben seni. Nana nerede? Ay, gelir şimdi, patlama. 100 kere sordun nana nerede diye. Başım döndü. Kıpırdayıp durma da otur bir yere. Oturamam ben. Böyle uçarım işte. Ay. Aa, nana geldi herhalde. Aa, gerçekten. Ama yok yok, o kapı çalmaz ki. Bebe Ruhi, dur biraz. Dur, yavaş. Çocuklar gelmez olmalı. Ay, Özgü de onların yanındadır şimdi. Tamam. Sen en iyisi saklan. Saklan bakayım. Tamam, saklanıyorum. Burası iyi. Aa, ben geldim. Hoş geldin benim çitlenmeyim. Hoş geldin canım. Şey, Emre nerede? O ruhunu paraya sattırmakmış. Ay, ne diyorsun evladım sen? Okula bugün Sibel diye çok zengin bir kız geldi. Emre'nin aklını başından aldırmakmış. O da okul çıkışı onların evine gitti. Ay, baban duyunca küplere binecek vallahi. Bana ne? Ben ona söyledim. Tamam tamam. Hadi çık sen de. Çık. Merhaba. O, sen de kimsin? Oyuncak mahallesinden bir misafir. Sen de mi oyuncaklar ülkesinden geldin? Ama sen çizgi film kahramanı gibisin. Teşekkür ederim. Ben de zaten bunun için buradayım. Ama tabii önce Nana'yı bulmam gerekiyor. Gorfo. Senin işin var burada. Nihayet Nana. Kulina çok zor durumda. Daha doğrusu herkes zor durumda. Oyuncaklar ülkesinde herkes derin bir uykuya daldı. Ne yapacağımı bilemedim. Hiçbir şey anlamadım. Yavaş yavaş anlat. Demek lazım. Evet, soruyorum. Onu çok güzel birisiyle oldukça samimi bir biçimde gördünüz. A. Çok kızarım. B. Görmezden gelirim. C. Karşısına dikilip hesap sorarım. D. Güvenim tamdır, kafaya takmam. Ben de şıkkı diyorum. Güvenim tamdır. Ben C diyorum. Karşısına geçip hesap sorarım. C diyenler en yüksek puanı alır. Bu doğal bir tepkidir. D diyen ise sevgisinden şüphe edebilirsiniz. Ama ne aptal bir testmiş bu be. Devam etmek istemiyorum. Simge, mızıkçılık yapma sen de canım. Evet, diğer soru. Onun için yapabileceğiniz en büyük çılgınlık nedir? Ben gerekirse onun için kolumu bile kesebilirim. Benim için ne kadar önemli olduğunu anlaması lazım. Böyle bir şeye gerek olduğunu sanmıyorum. Anne, şaka gibi. Yani. Nana? Eğer ölümsüz biri olsaydım onun için ölümsüzlükten vazgeçerdim. Yaşasın. İdeal eşk testini Nana kazandı. Uf, yeter bu saçmalık. Hadi bakalım Özge, gidiyoruz. Siz de doğru yatağa. Gel kızım. İyi akşamlar. Of,
Affedersin. Ben çocukların üstü açık mı diye bakacaktım. Sen yatmadın mı? Uyku tutmadı. İş yüzünden mi? Doğru bir karar mı bilemiyorum. Yani içimde garip bir sıkıntı var. Üzülme. Ters bir şey olursa ben hallederim. Nana. Sen çok saf, çok temiz kalplisin, biliyorsun değil mi? Bazen senin başka bir dünyadan geldiğini düşünüyorum. Ben yani her şey yolunda gidecek demek istemiştim. Çocukların annelerinin ölümü beni çok sarstı. Kendimi tamamıyla işime verdim. Onlara rahat bir hayat sağlamak için çok çalıştım. Şimdi vereceğim yanlış bir kararla her şeyi mahvetmek istemiyorum. Anlıyor musun? Hem de çok iyi anlıyorum. Benim hemen Makbuş'un yanına gidip yatmam gerek. Lütfen biraz daha kal. Seninle konuşmak çok güzel geldi. İsterdim ama kalamam. Makbuş çok kızar sonra. Sabahları uyanamıyorum da. Sen hep yakınımda ol Nana. Benim ve çocukların. Hep yanımızda ol. Hakan. Abicim işte şimdi yandık biz. Ne oldu Volkan? Yandık. Allah kahretsin. Yandık ki ne yandık. Mahvolduk. Ne oldu söylesene Volkan. Abi şu Rus şirketiyle yaptığımız iş vardı ya. Evet. Adamlar kara para aklıyorlarmış. Sonra naylon fatura filan. Ne istersen yani. Allah kahretsin. Ne yapacağız biz şimdi? Rus polisi adamların banka hesaplarına, şirketlerin her şeylerine el koymuş. Volkan. Volkan. Sen ne dediğinin farkında mısın? Maalesef. Paramızı onlardan alabilmemiz aylar sürermiş. O da küçük bir ihtimal. Numan Bey. Numan Bey'e ne diyeceğiz peki? Simge odasında mı? Yok, dışarıda. Kur temizlemeye gidecekti. Söylüyorum ben. Bittik. Mahvolduk. Olamaz. Olamaz Volkan. Volkan bir şeyler düşün çabuk. Ne bileyim. Oradan alacağımız paraya güvenerek Numan Bey'le anlaşma imzaladık. Benim içime doğmuştu ama böyle olacağı. Ben biliyordum. Ben biliyordum ama beni dinlemediniz. Vallahi Gamze. Benden duymuş olma ama. Emre bütün gece Sibel'in verdiği Game Boy'la oynadı. Zaten ağzının bak, içine düşecek. Baksana. Korkma. Emre onun gerçek yüzünü yakında anlar. Sinir bir kız ya. Bak, parası sayesinde herkes arkadaş olacağını sanıyor. Ama bizimle olamaz. Evet. Biliyor musunuz? Sibel Avustralya'yı bile görmüş. Bana kangurularla çekilmiş fotoğraflarını gösterdi. Aman ne güzel. Gıcık. Emre, okul çıkışı ne yapıyorsun? Eve gitmem gerek. Harika bir planım var. Boş ver evi. Go kart pistine gitmeye ne dersin? Go kart mı? İki arabam var. Birini sana verebilirim. Emre, gidemezsin. Bir dakika ya Gamze. Nerede peki? Gel sınıfta anlatırsın. Nerede? Geliyor. Bak seninki kime geliyor. Götürüyorsun onları? Sibel'e. Aa bakıyorum da uşaklık da yapmaya başlamışsın ha? Özge. Ne var doğru söylüyor. Aç gözlerine gör Ömre. O kız seni kullanıyor. Ay nerede kaldın? Bir saattir seni bekliyorum. Kantinde çok sıra vardı. Hmm.
benim diyet kola içtiğimi öğrenemedin mi? Ben bunu ağzıma sürmem. Ağzını sürmüyorsan kafana sür o zaman. Al bunu da böyle. Afiyet olsun. Yani hem de nasıl? Seni bu yaptığını pişman edeceğim. Babama söyleyeceğim. Aman aman çok korktum. Evladım, ne bu halin? Hakan'cığım, ne oldu yavrum? Bittim ben Makbuş. Bittim. Ah evladım, ne olur korkutma da söyle, ne oldu? İflas ettik, mahvolduk. Yıllardır biriktirdiğimiz tüm emeklerimiz uçtu gitti. Nasıl olur evladım? Girmememiz gereken bir işe girdik Makbuş. Ay. Büyük hata yaptık. Çok büyük hata. Merhaba. Merhaba. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Beni delirtmek mi istiyorsun? Anlamadım. Ne? Aklın sıra oyun mu oynuyorsun benimle? Ama ben... Evladım. Ne oldu? Bir sakin olsana. Saçma sapan bir test yüzünden. Karımın yerine mi geçmeye çalışıyorsun ha? Ne bu şimdi? Karının mı? Hakan'cığım ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Makbuş! Baksana ya! Hülya'nın elbisesini giymiş. Nasıl sakin olurum? Aman yarabbim. Çabuk çıkar onu. Çabuk diyorum. Gözüme de gözükme. Ay dur evladım dur. Gel gel. Biraz otur. Otur yavrum. Sakin ol azıcık. Nasıl sakin olurum ya? O nasıl Hülya'nın elbisesini giyer? Bu ne cüret? Kabus. Bugün gerçekten bir kabusun içinde yaşıyorum. İflas ettim Makbuş. Makbuş. İflas ettim. Her şeyimizi kaybettik. Ne iflas evladım? Bir gün içinde iflas mı olurmuş? Allah'ım. Nasıl çıkacağım ben bu işin içinden? Nana? Nana? Polina. Ne yapsam onu yaranamıyorum. Mutlaka bana kızmak için bir neden buluyor. Hadi aman ana, sil artık gözyaşlarını. Ay içim acıdı yani. Ama bana nasıl bağırdı? Ben nereden bileyim? Elbiseyi bana Simge verdi. Simge de Joker gibi aynı. Onun insan versiyonu işte. Ne yapacaksın? Başa çıkmanın mutlaka bir yolunu bulacağız nanacığım. Hakan benden nefret ediyor ama. Hiç de değil. Sadece biraz kızmıştır o kadar nana. Ayrıca onun gönlünü nasıl alacağını biliyorum. Nasıl? Şu Numan Bey'le girdikleri iş yüzünden iflasın eşiğindeler. Bulamaz. Şoker'in tuzağına düştüler. O kadar da uyarmıştım onları. Ancak Numan Bey benim müdürcüğümün eski bir öğrencisiymiş. Yani? Yanisi var mı ayol? Çıkar şu elbiseyi. Hadi gidelim. Kulina, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Canım benim. Çocuklar nerede abi? Makbuş yukarı çıkardı. Yani milyonda bir ihtimal o da bizim başımıza geldi. Milyonda bir ihtimal falan değil Simge. Böyle şeyler iş dünyasında o kadar sık yaşanıyor ki hayal bile edemezsin. Ama şu küçücük kabuğundan çıkıp biraz etrafa baksaydın bu kadar ısrarcı olmazdın. Ama Hakan. Aması maması yok. Dev gibi şirketler bile yeri geliyor bir gecede batıyor.
İş hayatı hep bir kumardır. Açgözlülük de her zaman felaket getirir. Tıpkı bizim başımıza geldiği gibi. Ya kerata kolayı benim kızım başından aşağı döküvermiş. Bak sen şu bizim Emre'ye. Onun adına çok çok özür dilerim. Yok canım, ben malımı bilmez miyim? Kesin delirtmiştir çocuğu. Ah siz kadınlar yok musunuz? Merhaba. Merhaba. Numan Bey, biz yarın ofiste... Yani çocuklar yukarıdalar. Biraz izin verin Hakan Bey. İyi akşamlar. Numan amcan işe geldi mi? Numan. Neredeyse Hakan'ın iflas etmesine neden oldu. Şoker. Hem de oyuncaklar ülkesindeki herkesi sonsuz bir uykuya gönderecektin. Bu sana iyi bir ders olur umarım. Alacağın olsun Golfo. Hadi. Sen benden yana değil miydin? Kline beni şeker kız kendiyle tanıştıracak canım. Ne var? Ben de Heidi'yi tanıyorum. Gerçekten mi? Golfo. Şaka yaptım Kline. İyi uykular şoker. Oh, bir hafta kadar rahatız. Oh ne ala. Ay. Ay, ayılıyorum. Gözlerim açık. Ne olsun bu miskinlik sana? Bana hiç yakışmadı. Golfo, yardım et. Üzgünüm Şoker. İyi uykular Şoker. Uyudular mı? Hem de hemen. Hepimiz için çok zor bir gün oldu. Evet. İyi geceler. Nana. Biraz oturabilir misin? Yani yine hemen uyuman gerekmiyorsa. Çok teşekkür ederim. Önemli değil. Ve elbise yüzünden sana bağırdığım için de beni affet. Seni çok iyi anlıyorum Hakan. Ama ben o elbisenin Hülya'nın elbisesi olduğunu gerçekten bilmiyordum. Bana o elbiseyi... Evet. Yok bir şey. Biliyor musun... Aslında sana çok yakışmıştı. Nana... Sen nasıl bir insansın? Yani insan mı yoksa bir tür peri mi? Anlamak çok zor. Ben bu dünyadan değilim. Belli canım. Yoksa tüm bunları başkası nasıl becerebilir? Beni çok büyük bir beladan kurtardın. Biliyorsun değil mi?